Tacirler Yatırım. Yatırım bize danışılır. Merhabalar herkese. Bugün ABD'den gelen Şubat ayına ilişkin istihdam ve ücret artışları verilerini takip ettik. Kısaca verilerin detaylarına bakacak olursak, tarım dışı istihdam değişimi beklentilerin oldukça üzerinde bir gerçekleşme kaydetti. Piyasa beklentisi 200 bindir ama tarım dışı istihdam değişimi ise 379 binlik çok yüksek bir artış kaydetti. Ocak ayı verisinin de 49 binden 166 bine revize edildiğini gördük. İşsizlik cephesine baktığımızda yine burada da piyasa beklentilerinden daha iyi bir gerçekleşme olduğunu görüyoruz. %6.3'lük bir piyasa beklentisi vardı. İşsizlik oranı %6.2 oldu. Ücret artışları verileri tarafında ise piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmeler kaydedildiğini görüyoruz. Saatlik ortalama kazançları aylık bazda %0.2, yıllık bazda da %5.3 artış kaydetti. Dediğim gibi piyasa beklentisi de yine bu yöndeydi. Verilerin ardından dolar endeksindeki yükselişin bir miktar hız kazandı ve dolar endeksinin 92.19 seviyesine yükseldiğini gördük. Bu da genel olarak bir yükseliş eğiliminin hakim olduğunu görüyoruz kısa vadede dolar endeksinde. Özellikle dün Fed Başkanı Powell'dan gelen açıklamalar sonrasında çok daha ön plana çıktığını takip ettik bu yükseliş eğiliminin. 92 seviyelerin aşıldığını takip ettik. Burada teknik göstergeler ve teknik sinyaller bize 92-92.20 bandının önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla kısa vadede bu bandın yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü dolar endeksi bugün 92-20'ye doğru bir yükseliş yaptı. Fakat burayı aşmadı. 92-92.20 bandının üzerinde kalıcı bir hareket sergileyememesi durumunda bir miktar aşağı yönlü teknik bir düzeltme yapması ve 90-92 bandında bir seyir izlemesi beklenebilir. Teknik sinyaller buna işaret ediyor. Fakat bu noktada şunu da belirtmekte fayda var. Endeksin 92-92.20 bandını yukarı yönlü kırması, bu direnç bölgesinin kalıcı olarak yukarı yönlü aşılması da yükseliş hareketlerinin hız kazanmasına sebep olabilir. Dolayısıyla da 92-92.20 bandını kısa vadede takip edeceğiz. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.